Galatasaray'ın performansı üzerine konuşacağız. E, Haldun Domaç, sarı kırmızılı takım iç tatmin edici bir görüntü sergilemedi evet. ve aslında e, hak edilmiş bir yenilgi de aldı diyebiliriz Konya deplasmanında. E, bilmiyorum Galatasaray'ın durumunu nasıl görüyorsunuz? Gelişme gördünüz ya da daha geriye gittiğini düşündüğünüz noktalar var mı torrent yönetiminde? Ya ben e, torrent konusunda geçen de de söylediğimde eleştirmişlerdi. Ya gelişme e, sağladık falan dedi. Ben nasıl bir gelişme anlamadım yani. Yani işte iki tane Göztepe ve Çaykur Rize gibi iki tane takımı yendikten sonra gelişme dedi. Şimdi de e, rotayı şeye değiştirdi. E, bu takımı ben kurmadım. E Tamam da yani bu takımı sen kurmadın biliyoruz da ama sen bu takımdaki bu oyuncuları bilerek geldin yani. Hani sana kimse üstelik de gelirken de açık söyleyeyim yani sen kendi gücünle gelmedin. Pep Guardiola'nın etiketiyle geldin buraya. Yani Domelek Torrent bence çok yanlış bir seçim. Yani hatalı bir seçimdi. Ee, ama tabii biz e, herkese olduğu gibi ona da baştan birkaç maç şans e, tanıdık. E, dedik yani böyle böyle. Ben benim için en değerlisi ne biliyor musun? oyun içerisindeki oyuncu değişiklikleri yani akan oyundaki değişiklikleri ve oyuncu tercihleri bence hiç tatmin edici değil. Ya yani benim kanaatim bu. Bilmiyorum hı hı. sen ne düşünüyorsun ama ya şimdi şuraya geçen haftaya bakıyorum. Geçen hafta Feguli diye bir oyuncuyu oyuna atmışsın ve Fegoli sana resmen e, maçı çevirebilecek olanağı sağlamış. Ya o oyuncuyu şeye götürmüyorsun. Konya'ya götürmüyorsun. Ben bunu nasıl izah edilebilir bilmiyorum. Ya efendim işte yabancı tercihi varmış da 12'ymiş falan. Bunlar bunları geç. Penya'yı mı oynatacaksın? Penya'yı oynatacaksın değil mi? Götür Muslera'yı oynatma. Yazma listeye. Madem Penya'yı oynatıyorsun, al sana bir tane kontenjan. Hadi geçtim Pulgar'ı falan da geçtim. Yani ben anlamakta zorluk çekiyorum. Gerçekten de ...Dominic Dominik Dominik Torrent'in bir an önce Galatasaray ile la vedalaşması lazım. İşte e, biz işte oraya teslim olmaya gitmiyoruz. Baştan diyor ki, e, Barcelona e, dünyanın beş takımından bir tanesi. Sonra teslim olmaya gitmiyoruz. Yani bütün açıklamalar çelişkili. Ben ona da bakmıyorum açıklamalara da Kerem. En önemlisi şu. Şu oyuncu değişiklikleri var ya. Oyuna müdahalelerini yetersiz Bir şekilde. Müdahaleler mi başlangıç mı? Ha, başlarken de bitir şeyde müdahalede. Müdahaleler, Müdahaleler zaten ya. çok daha kötü. Ne zaman Gomis'i çıkartacak, ne zaman Muhammed'i sokacak, ikisini bir arada oynatacak mı, oynatmayacak mı? O kadar fazla şey var ki. Bir... İkisini bir arada oynatmayacağı net. net Kendi evet, kafası oyn... içinde. Evet. Net yani, olan şeylerden biri Şöyle bir bu. şey var değil mi? Pep Guardiola mantığı bunu getirmiyor. İki forveti getirmiyor diyor. Yani kendi kafasında. Ama futbol böyle bir oyun değil. Senin elinde... Bu profilde iki forveti ha. belki bir arada getirmiyor ha. da olabilir. Ha işte yani şöyle söyleyeyim. yani Şu aşamada gelir. Niye gelmesin? Geridesin ya. Ya bak, geridesin. Şöyle söyleyeyim sana, çok enteresan. 2-0 geridesin. Oyuna 60. dakikada müdahale ediyorsun. 2-0 geridesin ve ikinci yarı başlıyor. Ya sen ikinci yarıya 3 değişiklikle başlaman lazım ya. Belli ki sen kötü durumdasın yani. 60'a kadar bekledi 60'a kadar bekliyor. Niye bekliyorsun? 2-0 yeniksin. Oyunu yani, onu oyunu çevirmen lazım. Evet. İçerideki oyunu da çözemedi. Toparlanması adına neler yapabileceğini de yani e, bence bulamadığından dolayı biraz e, geciktiğini düşünüyorum. Çok kolay gol yiyor. E, yani Torrent'in ilk geldiğindeki e, Galatasaray'la ilk, ilk, Galatasaray ilk yorumu yani hucuma çıkarken bile doğru savunma yapmamız gerekiyor. Yani bu takımın en büyük eksikliği oydu gibi bir söylemde bulundu ama bence Galatasaray Torrent'le bugüne gelene kadar en kötü yapısı takım savunması inanılmaz kötü bir savunma yapıyor. Yani, gelsin pozisyonları e, hocam geliyorsun yani, görüyorsun yani pozisyonları. Yani, yani, özellikle orta sahadaki oyununda çok fazla fiziksel oyunda kalamıyor. Hucum oyunu oynamaya çalışan bek oyunları var. Geriye dönüşleri çok kötü. Yani Torrent'le beraber Galatasaray'ın hangi oyuncusu performans yukarıya çıktı dersek bulmak çok zor. Yani, bir iki tane sayamayız gibi geliyor bana. Bir şey ekleyeyim bana. Mi sana hocam? Kerem'in bile performansı düştü. Kerem dağıldı. Dağınık evet, oynuyor. Düştü. Yani şu Bilmiyorum, an... Zeki ne diyecek ama ne? yani. Kerem'in bile düşün. ki maçı Oyunu sürükleyen oyuncuydu Kerem. Yani bizim Kerem değil tabii yani. Anladım. Şey futbolcu Kerem'den bahsediyorum. <laughs> bizimki de futbolcu ama bizimki kaleye geçiyor daha çok. Öyle mi? Evet. <laughs> bu ara öyle. Kolayı seçiyor. <laughs> kolay Vallahi hocam bu takımda <laughs> kolay değil bayağı zor. Kaleci olmak da zor. Forvet <laughs> olmak da zor. Öyle bir takımımız var. Ama olsun iyi mücadele ediyoruz. Barcelona'dan yani. bir kaleci getireceğiz artık yani. Kerem'i ileride oynatabilmek için. <laughs> o potansiyelim de var. Var var. Vay be. Ama fiziksel olarak Hangi çok kötü Hangi pozisyon durumdayım. seviyorsun ileride? Kaleci. Hocam, forvet olarak yani veya... sol mesela 11 11 oynanan bir oyun olsa fiziksel olarak iyi durumda olsam sol açık oynamak isterim. Hmm. İçeri kat <laughs> Ama kaleci <laughs> çok güzel edem, bir futbol tabii. Kanat forvet arkadaşlar forvet. Ama işte, <laughs> Buradan işte size kadar gidemeyeceğim için kaledeyim benim için şu an en ideal yer orası gibi görünüyor. <laughs> Beni boş verelim devam edelim biz Galatasaray'la. <laughs> Yok Kerem deyince hani biz hani bizim evet. bizim Kerem'den bahsettik tabii ki. Yani ee, ben ya yani benim görüşüm bilmiyorum Zeki de katılır mı? Yani hiçbir tabii oyuncu ki. yukarıya çıkmadığı gibi Kerem oyun en dominant oyuncuydu. O bile aşağı doğru gitti performansı sezonun başlangıcına göre evet biraz daha aşağıda görünüyor. Ya ben Torrent'e bakarken Torrent'i eleştirirken hani biraz e, Kantar'ın topuzluğunu sanki kaçır, niye kaçırıyoruz? Çünkü bakıyorum Fatih Terim Türk Futbolu'nun en büyük hocası en büyük başarıları elde eden teknik direktör bu kadro Fatih Terim'in başını yedi. Torrent'in de e, başını yiyecek gibi görünüyor ortada ama bu kadroyu da Fatih Terim kurdu. Yani Öyle baktığında Fatih Terim hata yaptı ve toparlayamadı. Yani bu buradan bir takım oluşturamadı. Şimdi Torrent de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Torrent'in bir de eksisi zor durumda kalıştığının nedeni hocayı benimsemeyen yani Torrent'i benimsemeyen oyuncular var takım içinde. Onlarla da baş etmek zorunda. İşte yardımcısı geçen gün şöyle bir açıklama yapmıştı. Burada spor gündeminde öğlen yayında söylemiştim. Durantop hiç çalışmamış. İşte bugüne kadar kornerleri de serbest vuruşları da kullanmış olmak için kullanan bir takım Galatasaray. Hani ne bir duran top organizasyonu var, ne bir korner organizasyonu var ki yardımcısı İspanya'da Durantop duran top uzmanı olarak getirilmiş yani sen daha iyi bilirsin ona çalıştırıyoruz diyor ama yani artık iş işten geçmiş. Yani, Fatih Hoca'nın döneminde en anlamadığım şeylerden biri sürekli falan altın korner kullanması. Ha yani işte onları anlatıyor. Sürekli. Yani burada hani burada bile bir sıkıntı yaşıyoruz diyor. Şimdi ama e, Erik Bulgar'ın alınması mesela başkan şunu söyledi. Bizim daha çok e, Getson Fernandez'e değil Bulgar'a ihtiyacımız vardı aldık. Ama şimdi <laughs> Çaykur Rizespor'la oynadığım maçta gördük ki Oy. yerden kaldı. Yani durdurmak için de fual yaptın. Çok da güzel bir gol attı. Erik Bulgar'ın bakıyorsun yani istatistiğine 58 dakika oyunda kalmış. Topla 57 kez buluşmuş. E, şut 0, kilit bas 0, adam geçme 0. 3 kez top çalmış. 3 kez top kapmış. 2 kez de top uzaklaştırmış. Yani istatistiği de iyi değil. Zeki sadece bir soru soracağım sana. Sordum. seni ama. Ya sence Fatih Terim gibi bir teknik direktör hiç duran top çalıştırmamış, hiç korner çalıştırmamış, hiç serbest vuruş çalıştırmamış. Olabilir mi ya? Ben bana da inandırıcı gelmiyor yani ben, ama hani yani şey olabilir. Bu, giden hocanın hep arkasından ha, konuşulur, böyle konuşuyor tabii. Biliyor musun? Yani, sonuçlar ya, kötü değil. giderse konuşur. İyi giderse yani, iyi, bir iyi bir takım aldık kötü, derler. Kötü gittiği için şimdi sen te, yani ben mesela buna inanamıyorum Hamdi hocam. Ya yani böyle şu söyleniyor da var, ya. Yani al hiç çalıştırmamış. Ha Eldin abi katılmakla birlikte bir Penaltı yani. konusunda bile Fatih Terim bile kenardan mesela bazen çaresiz kaldığı oldu biliyorsun. Hani bizim Alex penaltı kullanmalıydı. İşte Mustafa Muhammed topa elini aldı, attı falan. Orada bile tartışmalar oldu o Yani takım içinde de oyuncu ya yani oyuncuya bıraktığı bir ya. şey. Yani. Hani gerçekten de oyuncuların yapısıyla alakalı. Az önce Kerem'in dediği gibi bizim ligimizde gerçekten hani Duran topa çok kafa yorulduğunu düşünmüyorum. Mesela taştan taştan gol atan majör liglerde taçı iyi kullanıp pozisyon üreten takımlar var. Mesela bizde Trabzonspor'da dahil Trabzonspor'da dahil hiçbir takımımız taçı bir hücum unsuru olarak kullanmıyorlar hücum bölgesinde bile en yakını atıyor mesela ya da rakibe gidiyor top onun dışında kornerlerde de çok çalıştığımızı söylemem ama yani serbest vuruşlarda bir organizasyonlar var ama kornerler mesela 150 korner atıyorsa sezon boyu bir takım ya da bir devrede ya bir gol atabiliyorsun ya iki gol yani daha fazla çıkarman lazım oradan aslında skor üretmen lazım ama buralarda da çalışma yapılmalı diye düşünüyorum. Bu arada Muslera döndüğü söyleniyor. Muslera oynayacak mı? Ne zaman oynayacak? Hani e, penya geldi diye Muslera hep mi e, oynamayacak? İkinci kaleci durumunda kalacak. Çünkü şunu söyledi. Uzun bir sakatlıktan geçti. İyi çalışıyor ama kolay değil dönüş dedik. Bir kalecinin dönüşü kolay değil dedi ama Muslera'dan bahsediyoruz. Yani Muslera'yı Herhalde bu 4-5 hafta sonra mı oynatacak? Uzatır mı bu süreyi? Ha o süreyi uzatacak Uzattıkça gibi bir şey. Uzattıkça tepki alır. Günler karşıme günü Barcelona ile oynayacak ha, yani bir maç var. O maçta var. kim oynayacak mesela? Hocanın kafasında ne var acaba onu bilmiyoruz. Hocanın kafasında belli. Penya, değil mi? Takımı tanıyor diyecek. Penya var. Doğru takımı tanıyor diyecek. Ya ben de tanıyorum dedi ya Barcelona'yı. Evet. Yani biz yani Barcelonayı tanımayan herhangi bir teknik direktör var mı bilmiyorum ama ben çok iyi tanıyorum dedi. Bir de bu arada şu var. Eee Haldun abi şimdi iki Barcelona maçı var, Beşiktaş maçı var, sonra Gaziantep deplasmanı var. E, 26'sında da mali genel kurul var. Oraya kadar buralardan iyi sonuç alman lazım. Şu anda tartışılıyor yani. E Burak Elmas da Res çeker gibi şunu söyledi. Madem beni eee ibra etmezseniz ben de Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmam. Buyurun o zaman e, genel kurula gidelim, kongreye gidelim. E, buyurun siz yönetin demeye getirdi işte, yani. Ama tehlikeye atıyorsun işte aslında. Tehlikeye atıyorsun. Ama Yani, yani yolun ortasında yani, tehlikeye atıyorsun. ama yani bilmiyorum e, zor. Ya, ben yani, kötü gidişat Zeki Hoca'yı yönetim her şeyi dağıtır mı Galatasaray'ı. Hoca hoca ama şimdi Taraftar, yani hoca daha birinci tercih olur herhalde. E, taraftarlar istemiyor Ultraslan'ın bir açıklaması var. Yani bu kadar hani çekilin gidin ya, demeye başladılar Bırak hani, Ultraslan. bırak Ultras Ultra Aslanı. Ya yani bana gelen ya yani günde ortalama 4-5 tane domenektorrenti istemiyoruz. Tabii Kim gelirse bak. gelsin ama bu gitsin diyen bana gelen Çok mesaj var sadece. Hani ben burada bir yorumcuyum yani. Ee, hani bunu dillendirelim istiyorlar. Ee, ama ben tabii ona göre konuşmuyorum. Benim düşüncem ben kendime göre konuşuyorum. Mutlaka. Görüyorum. Yani şu gördüğüm takım, yani gördüğüm takım bir şey yapmıyor oyuna. Yani şimdi teknik direktör dediğin zaman kenardan oyuna müdahale edecek, gidişatı değiştirecek. Ya nasıl 60. Bir dakikaya de şunu kadar. Bir şunu söyle Halil abi. Devam hani edelim. niye 28 28, 28 futbolcu buldun futbol. diye ama pandemi dönemi sonuçta takımlara o hakkı hak verildi. verildi, hepsinde var. Doğru. 5 oyuncu değişikliği var işte virüs var bir bir anda takımda 5 oyuncu birden e, hastalanabiliyor. Öyle evet. bir durumlar için bu yapıldı. E, hoca da herhalde bunu bilmiyor Hayır, mu ayrı, nedir anlamadım ayrı, ayrıca bir de şu Olabilir var yani. yani. Daha iyi elin rahat. 28 oyuncu çok fazla bir sayı değil yani. Yani, Niye 23 oyuncu mu yok diyor. A, a, böyle bir şey olur mu ya 23 oyuncu yok diyor. Dediği gibi Zeki'nin 5 tanesi COVID oldu ne Allah korusun. Ne yapacaksın? 18 kişiyle mi çıkacaksın? Bu arada 3 dakikamız var yaklaşık olarak. Son bölümün içerisindeyiz. Hamdi Hoca'ya bir sorun var. Barcelona'da deplasmanına gidiyor Galatasaray. Avantajlı bir sonuçla eve dönmek tabii ki en büyük hedefi sarı kırmızılıların. Beklentiniz nedir bu eşleşmeden? Ya tabii ki ligde alınan sonuçlar yani özellikle... Yani son haftaki alınan sonuç hala belirsiz bir oyuncu kadrosu. Kimin oynayacağını bulmak da biraz zor artık. Bütün yabancılara kullanabilecek olduğu bir karşılaşma gibi görünse de ama o bütün yabancılar ligimizde çok fazla performansları yukarıda değil. Yani çok zor bir oyun olacağını ben düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın yani avantajlı bir skor neye göre nasıl bir avantajlı skor yakalar mı? bana göre biraz zor yakalar gibi geliyor. Tabii ki bu tip maçların bir farklılığı olacaktır. Yani oyuncu motivasyonu açısından eee hani Galatasaray'ın Avrupa'daki o bittiği en son oynadığı maçtaki serüveni veya o anki e, hisleri olsaydı belki oyun daha başka bir yere gider ama toparlanmış bir Barcelona artık oyunu bir belirgin hale geldi. Evet. Yani çavide burayı önceki... hedef, hedef olarak koydu burayı. Bir de e, yani onun üzerinden de konuşabilirsin eee Hocam. Şimdi burada şey de yok. Artı üç mü? Artı üç, artı dört, artı iki şey falan yok Yani, evet. yani sen kendin çıkartacak bakalım. Göreceğiz yani kadrosunu. Evet yani o açıdan ben çok zor bir oyun olacağını e, düşünüyorum. Yani avantajlı skoru yakalamakta Galatasaray bayağı bir e, sıkıntı yaşayacak. Zeki uzundur Ukan. İki dakikamız var bu arada. Yani Barcelona maçı tabii ki. Yani hani ilk bakışta karınca ile filin savaşı gibi bir durum oluyor. E, sonuçta Barcelona hocanın da telaffuz ettiği şu... Avrupa'nın en formda 5 takımından biri şu anda onu öyle bir takıma karşı oynayacağız dedi ama hani pes etmeyeceğiz, savaşacağız dedi. Ben Galatasaray'ın yani çok iyi bir sonuçla bu şartlarda döneceğini düşünmüyorum. Çünkü takımın enerjisi düşük. Hoca çok böyle olumlu konuşmuyor. Zor yani. Kerem Aktürkoğlu parlayan yıldızdı. onu izlerken bile ben hani e ee, üzülüyorum. Çünkü niye üzülüyorum? Kerem de şunu düşünüyor. Ya kime pas vereceğim? Kime çok şahsi oynamaya başladı. O da artık hani usanmış takımın durumundan. Hani ben bu takımdan ayrılıp ben gerçek futbolumu oynamıyor, oynayamıyorum, oynayamıyorum. Teklifler var çünkü. Acaba gitsem mi? Gelgitleri yaşamaya başlamış bir durumda. Ee, ama Galatasaray taraftarı bugüne kadar takıma sahip çıktı. En son o taraftar gruplarının açıklamasından sonra e, iş zor yani. Barcelona maçından farklı, kötü bir sonuç olursa ki istemeyiz. Türkiye'nin maçı, hepimiz Galatasaray'lıyız o gün. E, i̇nşallah iyi sonuç alır. E, Galatasaray e, gururumuz olur. İnşallah. Yani ben hani e, tabii ki Barcelona favori ama Galatasaray Avrupa'da başka oynuyor.